Merhaba arkadaşlar. Microsoft Word programı ile ilgili bir 5-10 dakikalık bir ders yapmak istiyorum. Şimdi bugün sınav vardı, ÖSYM sınavı vardı. Örneğin sayfanın arka planına ÖSYM yazdırmak istiyoruz. Bu durumda ne yapacağız? Tasarım menüsüne geliyoruz. Filigran diyoruz. Buradan özel filigranı seçip metin filigranı deyip buraya ÖSYM yazıyoruz. ÖSYM ve yazı tipini de örneğin şöyle Arial Black seçip tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi sayfanın arka planına ÖSYM yazdık. Yeni sayfalar da açtığınızda hepsinde ÖSYM yazısının yazılı olduğunu görüyoruz. İkinci bir örneğe geçiyorum. Sayfanızın etrafına çerçeve vermek istiyorsunuz. Bu durumda tasarım menüsüne gelip şurada sayfa kenarlığını tıklayıp şurada resim yazan yerden herhangi bir çerçeve seçiyorsunuz arkadaşlar. Buradaki çerçevelerden herhangi birini seçip çerçeve kalınlığını 31'e kadar arttırabilirsiniz. İstiyorsanız rengini de buradan seçiyorsunuz ve tamam düğmesine basıp sayfanıza bir çerçeve verebilirsiniz. Tekrar sayfa kenarına gelip çerçeveyi değiştirebilirsiniz. Örneğin şöyle bir çerçeve kalınlığı da 28 olsun. Tamam diyoruz. Şimdi sayfanızın ölçüsünü ayarlamak istiyorsanız şuradaki cetvele çift tıklayıp buradan sayfanızı örneğin yatay yapmak istiyorsunuz. Elinizdeki kağıdı da ölçtünüz. Kağıdın genişliği 21 olsun, yüksekliği de 13 olsun ya da 12 olsun, 13 olsun. Tamam dediniz ve gördüğünüz gibi bir davetiyedeki boyutu, bir davetiye kağıdının boyutuna bir davetiye basmak istiyorsunuz örneğin. İşte buraya ne yazdınız? Kızımız ve oğlumuz vesaire davetlerinizi yazıp bastırabilirsiniz. Yeni bir örnek sayfa açıyorum. Başka bir örneğe geçiyorum. Bir isim listesi yazacaksınız ama klavyedeki boşluk tuşuyla ayarlamak yerine şu cetveli kullanarak çok düzenli listeler oluşturabilirsiniz. Örneğin şu üçe bir durak koyuyorum. 3'e tıkladım. Bir L harfi gibi bir durak. Sonra 7'ye, sonra 11'e, sonra 15'e bir durak koydum arkadaşlar. Ve yazıyorum. Hatta yazmadan önce yazın kalın olsun, altı çizili olsun, kırmızı olsun. Adı, tab tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi 3 durağına gitti. Soyadı, yine taba bastım. 7'ye geldi. Baba adı, yine tab. Ana adı, buraya da ili diyorum. Yine Enter'a basıyorum. Şimdi bundan sonrası için arkadaşlar, tabii cetveli biraz şöyle kenardan açabilirsiniz il sığsın diye. Bundan sonrası için yazı kalın olmasın, altı çizili olmasın, rengi de siyah olsun istiyorsunuz. Adı Ahmet, soyadı Demir, baba adı Hasan, ana adı Fatma, ili işte Van dediniz. Adı Mehmet, Aslan, Murat, Murat, ana adı Ayşe, İli, Kars dediniz. Ve bu şekilde alt alta düzenli bir tablo yazabilirsiniz arkadaşlar. Ctrl C ile kopyalayıp Ctrl V ile yapıştıracağım şimdi. Şöyle gördüğünüz gibi düzenli bir tablo. Peki mesela şu soyadlarını büyük harfe çevirmek istiyorsunuz. Sadece soyadını seçmek istiyorsunuz. Bu durumda klavyenin alt yazan üzerine ALT yazan tuşuna basılı tutup mouse'la şöyle soyadları seçip Shift F3'e basabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece soyadlarını büyük yaptınız. Sadece soyadlarını ya da sadece ana adlarını örneğin mavi renge boyamak istiyorsunuz. Şöyle alt tuşu basılıyken ana adlarını seçip rengini mavi yapabilirsiniz. Evet, bu şekilde de örnek bir hazırladık. Başka bir örneğe geçiyorum. Şimdi de sayfaya bir resim ekliyorum. Ekleden resim diyorum. Masa üstüne şurada resimlerden şu resmi seçtim. Bu resmi rahat bir şekilde bakın götürüp getiremiyorum dikkat ederseniz. Bu durumda sağ tuş
metni kaydır deyip metin önüne dediğiniz zaman veya arkasına resminizi artık istediğiniz şekilde sağa sola götürüp getirebilirsiniz. Resminizi örneğin bir kalp şeklini almak istiyorsunuz. Buradan biçim menüsünden şurada kırpa gelip şekle göre kırp deyip buradan örneğin bir kalp şeklinde tıkladığınız zaman vardı sanki bir ara kalp şekli. Gördüğünüz gibi bakın resmimizi böyle biçimlendirebiliyoruz. Kontrolle bir kopyasını aldım. Şuradan döndürebilirsiniz arkadaşlar istiyorsanız. Evet. Bu şekilde Shift ile beraber ikisini seçip şöyle sayfayı da küçültelim. Gördüğünüz gibi resimlerimizi bu şekilde biçimlendirebiliriz. Başka bir şekilde bir şekil alsın istiyorum. Yine ekleden resim diyorum arkadaşlar. Ekle menüsünden resim diyorum ve buradan başka bir resim seçeyim. Bu resmi de daire şeklinde almak istiyorum. Yine biçim menüsünden kırp diyoruz. Şekle göre kırp deyip örneğin daireye tıkladığım zaman şeklinde şu şekilde yuvarlak olduğunu görüyorsunuz. Rahat götüremiyorum dikkat ederseniz. Sağ tuş resim metni kaydır deyip metin önüne dedikten sonra rahat bir şekilde şekli götürüp getirebilirsiniz. Bu örneği de verdik. Tabii burada aynı zamanda biçimden daha farklı biçim şekilleri var hazır. Bunları da kullanabilirsiniz. Yeni bir sayfa açıyorum. Şimdi de size sayfayı 2-3 sütuna nasıl bölersiniz? Sayfa düzenine gelip şurada sütunlara geliyoruz. Diğer sütunlar deyip örneğin sayfayı 2 sütuna böl, araya da çizgi koy diyoruz. Şuraya biraz yazı yazalım. Şöyle Ctrl A diyorum, Ctrl X, Ctrl V ile şöyle kesip yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi sayfayı 2 sütuna bölüp araya çizgi koydum arkadaşlar. 3 sütuna ayırmak istiyorsanız sütunlardan diğer sütunlar deyip örneğin sütun sayısını 3'e 4'e alabilirsiniz. Aradaki mesafeleri de buradan ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi sayfamızı 4 sütuna böldük. Yine yeni bir sayfa açıyorum ve tamam diyorum. Şimdi de şu noktalamayı anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şuradan şu butona tıkladığınız zaman maddeler halinde örneğin şu ya da hangisini seçelim? Şunu seçebiliriz. İşte maddeyi yazıyorsunuz. Enter'a bastınız. İki yazı. Bir defa klavyenin tab tuşuna üzerinde iki caps lock'un üstündeki tuşa bir defa bastığınız zaman birim biri enter. Birim birinin ikisi, üçü, dördü. Tekrar taba basınca işte dördün biri, dördün ikisi bu şekilde. Yine taba bastığınız zaman dördün dördünün biri, ikisi, üçü, dördü, beşi, altısı. Şimdi geri gelmek için Shift ile beraber üzerinde ok olan tuşla beraber Tab tuşuna basıyorsunuz. Yani Shift üzerinde ok olan tuşla beraber Caps Lock'un üstündeki tuşa basarsanız geri çıkarsınız arkadaşlar. Mesela ikinci maddeyi yazarsınız. İkini yazdıktan sonra 3 gelir. Hemen yazmayı bırakıp bir defa Tab tuşuna basınca 2'nin biri, 2'nin ikisi, 2'nin üçü, 2'nin dördü. Bir daha taba basarsınız. 2'nin dördünün biri, 4'ün ikisi, 4'ün dördü. Bir daha taba basın. 2'nin dördünün biri bu şekilde gider. Shift tabla da geri gelirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde özellikle mesela kitapların içindekiler kısmı vesaire gibi maddeler halinde bir şeyler yazmak istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Son bir örnek daha yapayım. Dosyadan yeni dedini diyorum ve boş bir sayfa açtım. Şimdi bir de bütün sayfalarda geçerli olmasını istediğiniz bir şey varsa bunu da nereden yapıyoruz? Ekle menüsünden arkadaşlar üst bilgi ve alt bilgi. Çok önemli. Üst bilgiye tıklıyorsunuz ve şuradaki üst bilgilerden birini seçiyorum. Mesela şu üst bilgiyi seçtim. Buraya herhangi bir şey yazabilirsiniz. Firmanızın adını yazarsınız. ABC LTD.STI dediniz. Buraya
İşte logonuz varsa bir logo eklersiniz. Ekleden ben resim diyeyim. Logom bu olsun. Şunu küçültüyorum. Yine sağ tuş. Metnin önüne diyorum. Bu şekilde rahat bir şekilde logomu taşıyabiliyorum. Şunu biraz büyütüyorum. Ondan sonra şuraya ise bir çizgi eklemek istiyorum. Ekleden şekil. Şu çizgiyi seçip Shift ile beraber klavyenin Shift tuşuna, üzerinde ok olan tuşa basarsanız düz çizilmesini sağlarsınız. Bunu çizdikten sonra şurada şey var arkadaşlar. Tasarımda değil, biçimde şekilin, bu çizginin kalınlığını seçiyorum buradan. Mesela mavi o çizgiyi. Ve geliyorum sayfanın altına. Buraya da istediğiniz bir şey yazabilirsiniz. Kapandı gerçi, neyse. Gördüğünüz gibi artık yazınızı yazdıktan sonra her sayfada otomatikmen bu logonuz ve şirketinizin adı burada olur. Eğer sayfanın altını şuraya çift tıklarsanız bu sefer alt bilgi açılır. Buraya da örneğin adresinizi yazarsınız. Ankara, yazarsınız. 0312 rakam, adres, telefonunuzu yazarsınız. Boş bir yere tıklarsınız. Tüm sayfaların altında adresiniz ve sayfalar üstünde de şirketinizin adı ve logosu olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur.